Tekrardan günaydın. Saat şu anda 9'a 10 var. Ben giyindim, hazırlandım. Nereye gidiyorum? Cuma günü saat 9'a 10 varken nereye gidilir? Tabii ki de BİM'e gidilir. Bugün BİM'in aktüel ürünleri var. Birkaç parça bir şey geliyormuş oraya. Onlara bakacağım. Hoşuma giderse alacağım. Bakalım, uzun zamandır burada duruyorum. Hadi birlikte gidelim. Arkadaşlar, orada çekmek istedim ama aşırı kalabalıktı. O yüzden çekemedim. Yani kimseyi rahatsız etmek istemedim. Bir de ürünleri kaçırmayayım diye hızlı hızlı aldım böyle. Arabama koydum. Şimdi hemen aldıklarımı size şöyle bir göstereyim. Hop. Tefal'in şöyle büyük boy bir tavasını aldım. Biz çok memnunuz Tefal'in bu tavalarından. Annem bunu kullanıyor. Bunu görmüşken kaçırmak istemedim. Hemen size şimdi fiyatını söyleyeyim. 32 santimmiş bu arada tava. 64.90 lira, yani 65 lira denilebilir. Şöyle bir poşetinden çıkartayım, bir bakalım. Çiziği falan var mı? Şöyle içini de göstereyim. Gayet güzel, gayet kullanışlı. Bir de bunlar asla yapıştırmıyorlar. O yüzden çok seviyorum Tefal'in ürünlerini, gerçekten tavalarını. Tavalarımın hepsini Tefal'den almayı düşünüyorum. Ondan sonra bu Zenker markası kek kalıbından aldım. Bu kek kalıbı Trendyol'da 101 liraymış arkadaşlar. Ben bunu BİM'den 39.90'a aldım. Zaten bu kek kalıplarından istiyordum. Çünkü benim hiç kek kalıbım da yoktu. O yüzden görmüşken bunu da aldım böyle. Ama şimdi poşetini açmayacağım. Normal kelepçeli bir kek kalıbı. Bir de yine kek kalıbı aldım. İki tane kek kalıbı aldım. Gerçi bu aynı zamanda muffin kalıbı diye de geçiyor sanırım. Bu da bu şekilde. 3, 6, 9, 12'li. Bu da yine Zenker markası. Bu da yine Trendyol'da 79 liraya satılıyormuş. Yine ucuz diye aldım. Bu arada bunlar Alman markasıymış. Çok güzel olduğu söyleniyor internette. Benim bu tarz konularda bilgim yok. Yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. O yüzden de onları güvenip aldım. Bir de böyle tutacak aldım. Klasik. Ondan sonra asıl gitme amacımı en sona mı saklayayım? Evet, onları en sona saklayayım en iyisi. Şöyle kahve yanı su bardaklarından aldım. Şöyle hemen açayım, göstereyim size. Şöyle kendinden desenli, üzeri şuraları gold bir su bardağı aldım. Bu da bu şekilde. Bu da gayet güzele benziyor. Bunun fiyatını da hemen size söyleyeceğim. Fişini bulabilirsem. Şu kalmış. Bu da altılısı 25.90'mış arkadaşlar. Evet, asıl gitme amacımı gösteriyorum. Ta 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 tam. Pasta servis setleri. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle tutma yerleri kristal gibi. Üstü de gold. Çok güzel. Seda dedi ki abla bana da alır mısın dedi gitmişken. Onu da aldım. Şöyle iki tane pasta servis seti aldım. Yani asıl gitme amacım aslında bunlardı. Bunların da tanesi 20 liraydı arkadaşlar. Öyle. BİM alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada hepsine toplam 214 lira 35 kuruş vermiş. Şimdi hazırlandım, dişçiye gidiyorum. Sabah kahvaltıyı Sedalara geçmiştim. Ben önce dişçiye gidip şu çıkan dişimi taktırmam lazım. Çünkü gerçekten hava alıyor ve beni rahatsız ediyor. Hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum. Bayağı kötü durumdayım yani. Aslında hiç çıkacak halim yok ama çıkmak zorundayım, yaptırmak zorundayım. Öyle. Hadi bakalım gidelim. Gerçekten şükürler olsun şu anda konuşamıyorum ama diş tedavim bitti. Gerçekten konuşamıyorum. Birazcık bu uyuşukluk geçsin. Güzel konuşabileyim. Sizinle tekrar görüşeceğiz. Şu anda bu uyuşukluğun geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, ben sizinle konuştuktan sonra bir uyumuşum. Tam 2 saat asla uyanmadım. Ondan sonra o sırada hatta Murat aradı beni, balık yapıyoruz geldi. Ben böyle uykulu uykulu ben yemeyeceğim falan dedim. Yemeyecektim de gerçi, aç değilim ama. Sonra yukarı çıktım, şöyle kalmış. Biraz tadına bakmak istedim çünkü ben balığa dayanamıyorum. Balığı çok seviyorum. Şimdi burada balık yiyeceğim. Öyle.
zaman şimdi bana afiyet olsun. Herkese ertesi günden günaydın. Günaydın. Dün devam edemedim arkadaşlar. O yüzden bugün devam etmek istiyorum. Şu an Özgü Duru Hanım'la birlikte sabah keyfi yapıyoruz. Kahvaltısını yapmış. Şuralarında peynir kırıntıları kalmış. Halacım nasılsın? Nasılsın halacım? İyi misin halacım? Birazcık hasret giderelim bununla. Sonra ben gideceğim. Ben biraz önce eve geldim. Hemen şöyle çamaşırları astım gördüğünüz gibi. Evin kalabalık olmasının bir dezavantajı da çok fazla çamaşır çıkması arkadaşlar. O yüzden bizim evde böyle iki tane tel var. Birisi böyle salonun orada. Birisi de böyle mutfakta. İkisi de doluyor yani her çamaşır yıkadığımızda. Şimdi çamaşırları astım çok şükür. Havada güneşte zaten. Ben de şimdi dışarıya çıkıyorum Büşra ile birlikte. Pendik'e gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Böyle uzun zamandır kendime bir kıyafet alışverişi yapmamıştım. Hoşuma giden bir şeyler olursa bir iki parça bir şey almak istiyorum açıkçası. Öyle. Ben gelene kadar da bunlar kurumuş olur. Gelince de artık katlarım. Hatta belki de üt yaparım. Büşra'cığım. Merhabalar. Nereye gidiyoruz? Pendik'e gidiyoruz. Pınar'cığım beni gezdirecek. Uzun zamanda beni gezdirmiyorsun ama. Nasıl yani? Bayağı da bir dışa çıkmıyoruz gibi sanmıyorum. En son ne zaman çıktık? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Çıkmadık. Gerçekten bayağıdır çıkmadık. Evet. Neyse gidelim. Şuradan sana böyle ikinci binişim. Saçmalama. Evet çıkmadık. Aa çok ayıp. İkinci binişim törenle ilgili. Çok ayıp. Çok o seninle. Ay estağfurullah. Deme öyle şeyler. Pendik'e gidiyoruz. Büşra'yla birlikte Pendik'e gelmiş bulunmaktayız. Pendik sokaktayız. Bugün biraz güzel gün geçirelim. Şimdi Moda Nisa'ya geldik. Annesi için turnike. Annem senin videolarını izler. De ki nasıl anne beğendin mi de? Anne beğendi kralcık. Hadi bakalım. Bir yarışma vardı ya Kanal D'deki. Koşuyorlardı böyle alışveriş yapıyorlardı. Neydi o? Neydi onun adı? Şu an aklıma geldi. Abi çok güzelmiş ya. Evet. Deniyordu. Büyük durdu. Aşırı büyük. Büyük ama evet. Bir beden büyük. Bir beden büyük olması için. Zaten bunun kalıbı büyük belli ki. Aşırı. Baksana. Evet kocaman. O öyle. Şey olarak güzel. Sana böyle bir şey yakışırmış. Ama beden olarak beden büyük. Yok, başka. Başka yok. Karnımız aşırı derecede acıktı. Böyle ben kapsesi hazırlanırken burada dershaneye gidiyordum. Hep buraya geliyorduk böyle. Burasında da çok acıktım. Büşra ile birlikte yine çok acıktıma geldik. Bugün burada cumartesi günleri Pendik'te pazar oluyor. Biz çok yanlış bir gün seçmişiz. O yüzden böyle deli gibi kalabalık görebiliyorsunuz zaten. Yine hafiflemiş hali. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da alışverişimize devam. Bir de bu arada şurada bir tane poşet görüyorsunuz. O da benim kıyafet aldım. Size onu ama eve gidince göstereceğim artık. Hey!
Şimdi ben sedalara geldim. Şöyle hemen aldığımı size de göstermek istedim. Gidip şöyle aynadan göstereyim dedim. Şöyle bir trench coat aldım. Şöyle bayağı bayağı uzun. Şöyle görebiliyorsunuz. Böyle gözüküyor. Siyah. Şuralarında beyaz çizgiler var. Şöyle. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunu zaten internetten görmüştüm. Çok beğenmiştim. Orada görünce de üzerime denedim. Hoşuma gittiği için de aldım. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bu akşam bir mutfağa bir salona derken artık biz salona geçtik. Özgü Duru'yu da şöyle yere yatırdık. O orada böyle eğleniyor. Türk kahvesi içiyoruz şimdi. Ondan sonra da ben eve geçeceğim. Özgü Duru ne yapıyorsun halacığım? En büyük hobisi kapaklarla oynamak arkadaşlar. Burada da halası ona kapak verdi. Şimdi kapakla oynuyor. O zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yoğun ve yorucu bir günün daha sonuna geldik. Ben de artık evime geldim. Birazdan bu videoyu editleyeceğim. Biraz önce çamaşırları topladım. Sabah astığım çamaşırları. Öyle. Ondan sonra da artık uyurum. Videoyu da artık burada kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.